Vatan Partisi Türkiye halkının hamalıdır, yurt taşıyıcısıdır. Vericilerin partisidir, alıcıların değil. Vatan Partisi Diyarbakır İl Kurultayı'nı yaptı. Üreticiyi baş tacı ilan ediyor. Üretim devrimi tartışılacak bir konu değil, bir mecburiyettir. O devrimin bir öncü partisi, bir önderi var. Vatan Partisi. Perinçek çözümü Diyarbakır'dan açıkladı. Çözüm arayışı değerli arkadaşlar, üretim devriminde. Bir üretim rüzgarı esiyor Türkiye'de. Üretim tılsımlı sözcük oldu. Ve herkes üretimden söz ediyor. Cumhurbaşkanımızdan muhalefet partilerine kadar. Tasarrufa dikkat çeken Perinçek, herkese iş vereceğiz dedi. Kızıltepe çiftçisinin üzerindeki banka terörüne, TEDAŞ terörüne son vereceksek bu ancak tasarrufla olur, yatırımla olur. Bunu yapabilmek için de en az %25'ini Türkiye'nin kaynaklarının yatırıma ayıracağız. Herkesi iş sahibi yapacağız. Çeşmeden içilecek su akacak. Şişedeki su kalkacak. Bu da bir devir. Üretim mesajlarının verildiği kurultayda Diyarbakır'dan söz verildi. Kendimizi üretime adıyoruz. Adıyor muyuz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Adıyoruz arkadaşlar. PKK'nın kaçırdığı çocuklara seslenen Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderdi. PKK'nın sonu yok, buradan ilan ediyorum. Diyarbakır'dan. Bir abi çağrısıdır. Sizleri kardeşlerim olarak görüyorum. Sizin elinize o yabancı silahları vermeyeceğiz. Biz sizin elinize iş vereceğiz. Ekmek vereceğiz. Amerika gidecek bu topraklardan. Operasyonlarda PKK büyük kayıp veriyor. Vatan Partisi lideri elebaşlarına çağrı yaptı. İsimlerini de sayayım. O Cemil Bayıklara, Murat Karayılanlara. Sizin için bir tek namuslu, bir tek faziletli çözüm kalmıştır. Kendi milletinize, kendi vatanınıza beyaz bayrağı atacaksınız. Ben teslim oluyorum diyeceksiniz. Bu en faziletli teslimiyettir. Bu düşmana teslimiyetten vazgeçmektir. Amerika'ya teslimiyetten vazgeçmeyi size öneriyorum. Mertseniz, yiğitseniz gelin Türkiye cephesinde birlikte savaşalım. Komşu ülkelerle birlik çağrısı yapan Perinçek, Irak, İran ve Suriye devletleriyle görüşmeler yaptığını söyledi. Ben de bizzat Vatan Partisi Genel Başkanı olarak bu ülkelerin gidiyorum, devlet başkanlarıyla görüşüyorum, genelkurmay başkanlarıyla görüşüyorum, başbakanlarıyla görüşüyorum ve oralarda sıcak Türkiye'ye karşı dostluk görüyorum. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan da partileri eleştirdi. Çözüm Vatan Partisi'nde dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ABD'nin dümen suyuna girmiş. İYİ Parti ABD'nin dümen suyuna girmiş. AK Parti yönetiminin yeteneksizlikleri, sadakacılığı, liyakatsizliği, torpilciliği, üretimi ve üreticiyi bastıran siyasetlerine insanlarımız katlanacak durumda değil. Siz Davutoğlu'ndan mı medet umuyorsunuz? Hiçbir şey arkada bıraktığımız dönemde olduğu gibi olmayacak. Kurultay'a DSP Diyarbakır İl Başkanı Ali Artun, Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Reşit Can, Hurdacılar Kooperatifi Başkanı Davut Karagöz, Memleketçi Sanayi ve İş Adamları Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Özmen ve köy muhtarları katıldı. Olağanüstü Diyarbakır Kurultayı'ndan olağanüstü zaferlere ilerliyoruz arkadaşlar. Yürüyelim arkadaşlar.